Her şeyleri gördü gözlerim. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize arabaları çıkartın diyorlar. Arabaları kenardan çekin diyorlar. Canlarınızı kurtarın, evlatlarınızı kurtarın demediler. 5 dakika içinde ben onların hepsini çıkartıp alırdım. Dere taşmış onu bile demiyorlar. Kaçıncı katta oturuyorsun? Beşinci kat. Beşinci. Tamam, iyi maşallah. Es patlamış onu bile söylemiyorlar. Oradan ileriden gelenler biliyor. Derenin çok şiddetli geldiğini herkes biliyor. Bize evi boşalttırmıyorlar. Herkes bilenler tahliye bakın, etmiş. Burada umuyor sadece arabalarınızı çayın kenarından alın deniliyor. Neden arabanızı alın diyeceğinize çayın kenarındaki evdekiler binaları boşaltın. Binalarınızı boşaltın. Yukarıdan tehlike geliyor, sel geliyor. Neden denmiyor? Peki kaç saat kaldınız dışarıda hanımefendi? Kızlarınız... 3.30'da 12'ye doğru bize araba geldi. Anlamadım ne diyor diye bir daha dinledim. Arabaları çekin belki taşabilir diyor çay. Çay normalde zaten yağmurda yükselen bir çaydı. Siz dışarı çıktınız, ne kadar süre sonra bina çöktü? Çok kısa bir süre sonra. Yok, hayır, bina öyle değil. 12'de başladı, ben çıktım. O taşma anı 12'de başladı. Akşam 5.30'a kadar, 6'ya kadar biz hep yukarıdan istedik evimizi. Çocuklarıma el salladım. Belediye. Allah'ım alacağım dedim. Balkondalar mıydı? Balkonda. Eve giriyorlardı, balkondalardı. Hepsi bakıyordu, bize el sallıyorduk. Bina araçları, yeni çökmez dediler bize. Belediyenin araçları buralarda geziyorlar. Diyorlar ki saat 12-12.30 arası araçlarınızı buradan alın. Yukarıdan diyorlar sel felaketi olabilir. Ama sadece araçlarınızı alın diyorlar. Dere taşabilir diyorlar. Eşim arabasını oradan alıp arka sokağa şu üst tarafa, yani bizim binanın arka tarafını götürene kadar binanın önü komplesi oluyor. Bina yeni çökmez mi dedi diyecektim. Herkes öyle diyor. Eski binalar duruyor. Baksanıza buralarda. En önce bizim bina çöktü. Bina 5 saat sonra çöküyor. 5 saat sonra. 5 saate kadar hiç kimse gelmiyor. Müdahale etmediler. Biz 5 saatte ben oralarda yırıp çırpındım. Efendim, konuşabildiniz mi kızlarınızla? Balkondan konuşabildiniz mi? Telefonla konuştuk. Ne dediler? Telefonla konuştuk. Anne iyiyiz, biz merak etmeyiz. Siz kendinize bakın dediler. Sel felaketi öncesinden burada belediyeler anons yapıyorlar. Dere kenarındaki araçlarınızı buradan kaldırın diye. Eşim aracını dere kenarından kaldırıp arka sokağa park ettikten sonra derede ciddi anlamda bir su birikintisi geliyor ve eşim binaya giremiyor. Karşı binanın merdivenlerinden sadece çocuklarımı balkondan izlemekle kalıyor. Ne çocuklarım dışarıya çıkabiliyor, annem babam, ne de biz, eşim binaya girebiliyor. Bunlar saatlerce, en son benimle konuşmuştu saat 12.30'da eşim. Bunlar saatlerce, saat 5'e kadar, ta ki bina yıkılana kadar bu şekilde bu binada mahsur kaldılar. Çıkamadılar. Çıkamadılar. Ne bir yardım, ne bir şey, hiçbir şey. Sadece yani hiçbir şekilde yardım gelmemiş. Bina yıkıldıktan sonra bir tane helikopter geliyor, havada bir uçuş yapıyor, o da çekip gidiyor. Birincisi, ikincisi bizim binamız 3 yıllık bir bina. Yan bina yapan müteahhit yaptı bizim binayı da. Yandaki bina aşağı yukarı 10 yıllık bir bina. Yandaki binaya baktığınız zaman hiçbir şey yok. Asıl suyu yandaki bina alıyor. Oradan gelen suyu, o bina böyle durduğu için bizim binadan fazla diğer bina su alıyor. Bakın şu binalarda benim çocukluğumda olan binalar. Hiçbiri zarar görmemiş. Bunlar müteahhit bildiğim kadarıyla belediye ile işbirliği içerisinde ve şu anda oranın yan tarafına bir inşaat daha yapıyor. İnşaat daha başladı. Belediye bu çayın etrafına bu inşaatlara nasıl izin veriyor? Ve de burada kullanılan malzemeler artık nasıl bir malzeme kullandılar? Nasıl bir demir kullandılar? Bu bina 3 yıllık bir bina bu hale nasıl geliyor? 20-30 yıllık bir bina hala böyle ayakta duruyorsa burada bir imhakarlık var, ben bundan kesinlikle eminim ve bu işin sürdüreceğim yani.